2010 yılında Creepypasta'da bir yazı yayınlandı. Bu yazıyı gören Minecraft oynarken yalnız değildim. Sizi izleyen, sizi gizlice takip eden bir varlık vardı. Onun geldiğini denizin ortasındaki kumdan piramitlerden, maden kazarken gördüğünüz 2x2 genişliğindeki tünellerden ve yapraklara dökülmüş ağaçlardan anlıyordunuz. Bundan sonra daha ilginç bir şey oldu. 4chan'de bir kullanıcı bilgisayarının kötü olduğunu, bu yüzden etrafı sürekli sisle görmek zorunda olduğunu ve sisin içinden birinin onu izlediğini söyledi. Hero Brian daha da ilgiyordu olmuş. Daha sonra Brocraft adlı bir kullanıcının yayınında Hero Brian gözüktü. Yayının 20. dakikalarında yaptığı yeni evi tanıtırken eve giriyor ve Hero Brian'ı görüyoruz. Görüntü net değil çünkü zaten eski bir olay. Dikkatlice baktığınızda Herobrine'in duvarla bitişik 2D bir karakter olduğunu görebilirsiniz. Bu da demek oluyor ki Brocraft oyunun dosyalarına girip bir texture pack yarattı ve duvara monteli Herobrine'de sadece bir iki blok. Bunun üzerine Herobrine bir efsane oldu. Sosyal medyada onu gördüğünü iddia edenlerin sayısı çoğalmaya başladı. O görüntülerden birini sizinle birlikte izleyebiliriz.
Bu arkadaşımız ne hikmetse tam da Herobrine'in çıkacağı yeri kazıyor. Herobrine'in üstündeki nickname gözükmesin diye alta eğildiğini görebilirsiniz. Bu videonun sahteliğini kanıtlama şeklim ise Herobrine'in çıkış efsanesi şu şekilde bir hata sonucu böyle bir yapay zekanın meydana gelişi. Arkadaşlar hata sonucu meydana gelebilecek yapay zekaların işi sınırlıdır. Sizi oyundan atar veya sizi kendisine ışınlar. Belli bir doku veya hata kayması olur. Doku kaymasını anladık Steve'in gözsüz hali. Ama videoda gördüğünüz Herobrine yürüyor, hareket ediyor, kılıç çekiyor. Ve sonra da normal bir yaratık gibi ölüyor. Böyle bir şeyin oyuna bilerek eklenmesi zorunda. Yani böyle bir şey hata sonucu ortaya çıkamaz. Bulamadığım bir görüntü de var. Onu siz internetten bir şekilde bulabilirsiniz. Onda da kesinlikle inanmayın. Herobrine'in o videodaki sahteliğini şu şekilde kanıtlayabilirim. Arkadaş demirleri kırdıktan sonra zaten tiyatro oyunculuğu berbat oldu. Aa, imdat, Herobrine gördüm. Böyle şeyler söylüyor. Demirleri kırıp Herobrine'i görüyor. Tam uzaklaşmaya başladığı anda Herobrine'in demirleri aldığını görebilirsiniz. Minecraft'taki hiçbir yaratık böyle bir şey yapmaz. Sonuç olarak vardığımız nokta şudur. Herobrine sahte. Kesinlikle olmadığı olmayacak. Üzücü gelebilir belki ama 4chan'de birkaç aptalın uydurduğu bir efsaneydi. 4chan üzerinden bunu dünyaya sattılar. Belki bir Mojang çalışanı eklemeye çalıştı. Belki sonra kaldırdılar ama bunu güncelleme notlarına düşmek sadece bir satış stratejisi gibi geliyor bana. Şimdi benim de üzerinde bayağı bir oynadığım, bir 2 saat falan incelediğim bir görüntü. Gerçekliğine en çok inanılan, yani Türkiye'de Herobrine görüntülerinden birisi. Bu olay benim de sevdiğim ve izlediğim bir Türk YouTuber'ın kanalında gerçekleşti. Videonun yayınlanma tarihi 11 Haziran 2015. Şimdi o videoyu inceleyelim. Bu olay 11 Haziran 2015 tarihinde yüklenen videoda Ali Oynuyorum kanalında gerçekleşti. Şimdi bu manzaraya dikkatlice bakmanızı istiyorum. Oradaki şey ladin ağacının gövdesi olabilir. Üstteki de mantar. Şu anda o videoyu izliyoruz. Yani Ali Oynuyorum bunu yaptığı videoyu izliyoruz. Takipçilerinin yorumları olmasa da kendisinin bunu fark etmeyeceği zaten onun hal ve hareketlerinden de bunu kendisinin yapmadığı belli. Oradaki şeyin ne olduğu hakkında çok fazla yorum yapamayacağım. Görüyorsunuz zaten simsiyah ve görünmüyor. Optifine ve Shader modları dışında bir şey kurmadığını gösteriyor burada kendisi. Daha sonra bakın tam çıktığı an Enderman ışınlanıyor ve orada kişinin manzara meydana geliyor. Bazılarınız işte oradaki Enderman diyebilir ama Enderman'ın bacakları daha ince ve boşluk yok. Ayrıca arkası dönük bir Enderman olma ihtimali de zayıf bir şey. Daha sonra hadi oynuyor, uzaklaşıyor, o şeyde kadrajdan çıkıyor. Buna açıkçası çok fazla yorum yapamayacağım çünkü ne olduğunu ben de anlamadım. Ama şöyle bir tahminim var. Ali Oynuyor hareket edince o şey öndeki diğer ladin ağacının gövdesinin arkasında kalıyor. Üstündekinin mantar olduğunu biliyorum zaten. Ben bunun linke koyarım. Videonun açıklamasına bu videonun linkini koyarım. İşte bundan sonra top sizden, ne olduğunu tam olarak